İstiklal Marşı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürleri ve Sayın Vali Yardımcımız Numan Hatipoğlu'nun açılış konuşması. Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bir otelin konferans salonunda düzenlenen çalıştayda Türkiye'de acil sağlık hizmetlerinde personel, araç ve sunulan hizmetlerin kalitesinin son yıllarda hızla arttığını söyledi. Türkiye genelinde 30 bin personel, 5 bine yakın ambulansla sağlık hizmetlerinin sunulduğunu belirten Cerit, hizmetlerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Hizmetlerin artması ve büyümeye paralel olarak ambulans sayılarının da arttığını anlatan Cerit şöyle konuştu. Ve trafikteki ambulansların sayısı da son zamanlarda hızla artmıştır. Bu durum ambulans kazalarında sayıca artışa neden olan faktörlerden birisidir. Aşırı hız, dikkatsizlik, tedbirsizlik, kanunlara ve emir talimatlara aykırı davranma, acemilik, ehliyetsizlik, sevk idare hataları, kendine aşırı güven, sürüş pozisyonu hataları gibi ambulans kazalarında karşımıza istemediğimiz sonuçlar, sebepler ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık personeli ambulans kazalarının ölüm riski 100 binde 21.4'lerdeyken, yurt dışında bazı ülkelerde bu oran 100 binde 9.6'dır. Cerit, ambulansların karıştığı kazalara da değinerek şunları kaydetti. Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre yaralanma ve ölüm içeren ambulans kazalarının yaklaşık 3'te 1'inin hız kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Hiçbir düzenlemede yer almamasına rağmen halkımızda ve bazı ambulans personelimizde de ambulansların hız sınırlarını aşabileceği, aşırı hız yapabileceği konusunda da bir yanılgı bulunmaktadır. Yapılan birçok çalışmada göstermektedir ki kazaların birçoğu önlenebilir. Ambulans kazalarının daha çok yaz aylarında ve şehir içlerinde meydana geldiğini belirten Cerit, asılsız 112 çağrılarının da son yıllarda azaldığını sözlerine ekledi. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ise bu tür çalıştayları çok önemsediklerini ifade ederek son zamanlarda yaşanan ambulans kazalarının vaka dönüşünde meydana geldiğini söyledi. Buna daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Kalkan, artan iş yükü nedeniyle stres inmesinin de yükseldiğini dile getirdi. Çalıştayda Kırklareli Vali Yardımcısı Numan Hatipoğlu ile Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir de birer konuşma yaptı.